Engelli bireylerin sosyal entegrasyonunda istihdam önem arz ediyor. Bu vesileyle İpek Yolu Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi ile işbirliği yaparak toplam 1 milyon bütçeli istihdamda engel tanımıyorum isimli projeyi hayata geçirdik. Şu anda bu projenin atölyesindeyiz. Bu kapsamda, proje kapsamında iki tane atölye burada kurguladık. Birincisi teknoloji atölyemiz. Burada engelli bireylere bilgisayar programlama, 3D yazıcı kullanım eğitimleri, yine 3D yazıcı operatörlüğü eğitimleri, dijital tasarımlar konusunda eğitimler veriyoruz. Diğer yandan kurduğumuz diğer ikinci atölye olan tekstil atölyesinde ise burada emek yoğun sektörlerde faaliyet göstermek üzere yetiştirdiğimiz engelli kardeşlerimiz için konfeksiyon, hazır giyim, dokuma gibi konularda eğitimler sağlıyoruz. Sosyal dışlanma riski taşıyan engelli ve dezavantajlı bireylerin daha çok istihdam alanı ve mesleki rehabilitasyon uygulamasına yönelik yeni girişimlerde bulunmak. Burada amacımız engelli bireylerin tamamıyla özverili çalışmalar yapması, tamamıyla teknoloji alanında donanımlı hale gelmeleri, güvenli bir şekilde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, kendi işlerini kurabilmeleri. Daha çok eğitimlerimiz bu yönde gidiyor. Buraya gelme nedenim, evde boş oturup dinlenene kadar gelip burada eşya dikip, tekil dikip, bluz dikip dikmeyi öğrenmek istedim. O yüzden de geldim. Çok da memnunum, çok da hoşuma gitti. İnşallah bir iş bulursam da çalışacağım. Üç boyutlu yazıcılarla ilgili eğitim vermekteyim. Şu anda mevcutta 10 kursiyerimiz bulunmakta. 3D etkinliği sayesinde kursiyerlerimizden herhangi bir öğrencimiz 3 boyutlu yazıcıların ve 3 boyutlu yazıcılarla ilgili tüm işlemlere vakıf olması ve bu sayede de herhangi bir günümüz teknolojisinde iş bulma olanağında çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bu eğitimlerle beraber kişisel eğitimler de sağlıyoruz. Bu anlamda girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, markalaşma gibi konularda da eğitimler sağlıyoruz. Burada eğitimi tamamlayan engelli bireyler Gaziantep'in farklı noktalarında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilmekteler. Bu proje kapsamında düzenlenen ilk eğitimde 35 engelli kardeşimize eğitim sağladık ve bunların şu anda 6'sı istihdam edilmiş durumda. Diğer kursiyerlerimiz de kısa bir süre içerisinde istihdam edilmeye başlanacaklar. Burada 8 saat ders alıyoruz. Sabah 8'de geliyoruz. Saat 5 gibi falan buradan çıkıyoruz. Servisle geliyoruz. Ayrıyeten ya o konuda bize destek sağlıyorlar sağ olsunlar. Böyle gelmeye devam ediyoruz. Geleceğimiz hakkında burada güzel planlamalar yapıyoruz. Tekrarlar yapıyoruz, öğreniyoruz. Teknoloji dediğim şey her zaman gelişiyor. Onun üzerinde devam etmeye çalışıyoruz her zamanki gibi. Yüzme yarışmalara gidiyorum. Başarılarım var. İnşallah milli olmayı planlıyorum. Buraya gelişim hayalim. Bir iş kurduğunda yapabilmek. Dikiş öğreniyorum. Bir de bilgisayardan işlerim oluyor. Biz kısaca burada engelli bireylerin yaşadıkları toplumda tüketen değil, üreten de olabildiklerini göstererek onların mesleki yeterlilikler kazanıp kendi ayakları üzerinde durmaları ve kimseye bağımlı muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerine katkı sağlıyoruz. Biz onlara burada imkan verdik. Onlar da eminim imkansızı başaracaklar. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği İstihdamda Engel Tanımıyoruz projesi Gaziantep'te dezavantajlı gruplara umut oldu. Odağına evden çıkamayan ve iş bulamayan engellileri koyan projenin hedefi mesleki yeterlilik sağlamak ve istihdamı arttırmak.